bu yeni araba mı? Bu yeni bir proje. Araba bizim değil. Araba bizim değil, yeni proje. Peki bu araba neyin nesi? Markası ne, modeli ne bunun? Chevrolet Nova. Bilmiyorum Nova mu markasının olduğunu bana soruyorsun. Ne bileyim, araba bir garip yani. Bizim bildiğimiz Chevrolet'ler garaja sığmaz. Uzadıkça uzar. Bu böyle ufalmış bir, fastback'leşmiş bir şeyler olmuş bu arabaya. Bu Chevrolet'in en modern hali. 70 kaç bu? 74 olması lazım sanırım. Emin değilim ya 74 ya 76. Zaten 70 serisinde artık biraz daha arabalar ufalmaya başlamıştı. Biraz daha böyle bir toplanmaya başlamıştı. Evet, 60 yıllarında biraz daha düzeldiler. 50'lerde biraz daha tombullaştılar falan. Mesela bu biraz daha konforludur. Böyle. Eskiden biz bu Nova'ları alıp sadece ön takımını alıyorduk. Yarım şasisini alıp 64'lere, 56'lere, 57'lere onları uydurabildiğimiz arabaları uyduruyorduk. Çünkü neden? Dix frame oluyordu. Hidrolik direksiyon üzerinde, orijinal şasinin üzerinde olmuş oluyordu. Acayip konforlu bir arabadır bu. Son yıllarda artık araç azlığından dolayı, klasikliğinden dolayı bunlar da artık saygıdeğer bir klasik haline gelmeye başladı. Zaten yavaş yavaş bütün arabalar klasiğe dönüyor da. Şey soracağım peki, örnek veriyorum. Bu arabanın en göze çarpıcı bir özelliği var mı? En çarpıcı, göze batan bir özelliği bu arabaların düz motor olmasına rağmen birçoğu, ama bildiğimiz Impala'ların motorlarından biraz daha güçlü ve biraz daha güzeldir. Yani güncellenmiş motorlar. Güncellenmiş bir 6 silindir düz diyebilirsin. Ve birçoğunda da otomatik vardır bunların. Otomatik. 350 şanzıman vardır. Evet. Otomatik vites 350. Oo. Ondan dolayı aşırı konforlu bir arabadır. Yakıtta tasarrufludur. Hidrolik direksiyonun üzerinde fabrika çıkışlı olur çoğunda. Gayet konforlu bir arabadır. Frenler Dix'tir mesela yani. Şey diyebilir miyiz buna? Chevrolet'in tam arada kalmıştı. 60'lı yıllar kadar klasik değil, 80'li yıllar kadar modern değil. Yani tam arada kalmış, tam klasiklerin arada. Arasında kalmış. Güzel bir araba yani, arada kalmış diye bir şey yok. İşte Chevrolet bu şekilde kendini geliştirmiş. Tabii canım. Yani mesela 80'leri geçtiğin zaman biraz daha mesela Chevrolet'in ne bileyim Camaro'suna baktığında çok ciddi anlamda modernleşmeye başlıyorlar. Diğer markalar modernleşmeye başlıyorlar. Mesela bu 80'lerde çoğu markalar çöküşe geçti. 80'lerde çıkan hiçbir arabanın tipi güzel değil. Tipi güzel değil. 80 model modernleşmeye çalıştı. 80 model bir Mustang'i kimse beğenmiyor. Ben de beğenmiyorum. 90'ları da beğenmiyorum. 2000'den sonra düzenlendi. 90'larda Mustang çıktı. Hyundai'ye benziyor. Çok Hyundai'lara benziyor. 550 beygir araba yapıyorlar ama bizim taksicilerin aynı kasası. Şey soracağım peki, biz bu arabayı ne yapacağız şimdi? Geldi buraya da böyle. Bunun sahibi tam gene benim tarzım bir müşteri. Hadi. Evet. Yeni bir proje mi geliyor? Tam bir tarzı bir müşteri. Ne istiyorsan onu yap abi dedi. Özgürüz yani. Özgürüz. Ben ona neler yapacağımı anlattım. O da sen de dedi. Rengine bile sağ olsun ben karar verdim. Peki mesela bu arabaya baktığında direkt şey diyorum. Bir kapı tavalandırması gelebilir mi? Bir çamurluklar şişebilir mi? Zaman içerisinde göreceğiz. Beraber yapacağız zaten. Tamam, lütfen. Ben bu arabada zaten çalışmak istiyorum. Bu arabayı dört kapılı aile arabası sedandan çıkarıp biraz daha spor. Bir saniye, dört kapılı demenden ben bir şey anladım şimdi. Dört kapıdan dönecek mi bu araba? Dört kapıdan tek kapıya dönecek, direkt geriye girecek, kapı uzayacak, tavan aşağı inecek. Oo. Çamurluklar şişecek, 2.55 lastik konacak. Tamponlardan araba önden arkadan uzayacak. Ve senin istediğin şey en sonunda da buraya geliyor mu? Buradan oraya kadar bir havalandırma koyacağım. Oo! Tam bir şey olacak yani, drag car. Burası sürpriz kalsın. Buraya ekstra bir şey yapmayı planlıyorum. Oraya oturacağım bir hafta, 10 gün, belki de bir ay düşüneceğim. Ne yapabilirim? Çünkü ben bunu beğenmiyorum. Evet. Nova sevenler anda bana kızmasın ama ben bu plastiği bu arabada hoşlanmıyorum. Alışmışız ya biz metal işlere. Mesela sen buraya zaten en başta bir asilik katacaksın şuraya koyacağın havalandırmayla. Kalkıp buradaki plastik buraya çok basit kalır. Mesela senin ilgini çekecek bir şey daha söyleyeyim. Hı. Araba aşırı parlak bir siyah olacak. Hı. Ama buradan geriye doğru şu şekilde. Mat siyah mı gelecek? Evet. Mat siyah bir kuşağımız olacak. Geriye kadar. Arkada kanat olmayacak. Arkaya kanat koymayı planlamıyorum. Hı hı. Ama arka camı kısaltacağım için arka tavanı tekrar, yani tavanı komple tekrardan tasarlayacağım için arkada belki birkaç değişiklik de olabilir. Bu tavan aşağı inerken belki biraz daha genişletebilirim.
Onlar zaten ister istemez olacak şeyler. Arabaları birbirine, tavanla aracı birbirine bağlamak için. Onlar zaten olacaktır da. Benim mesela düşüncem... Bak mesela, bunlar şöyle bir şey yapmışlar. Bu arabayı tavanla bağlamak için... böyle güzel, harika bir macun çekmişler bu arabaya. Biliyor musun? Macun çekmişler. Adam bir de su atmış buraya be. Evet, aynen. Aynas döşemiş, granit. Arabanın tavanı sökülebilir ama sadece en üstü. Evet. Bakın çıkardık bunları. Bakın arkadaşlar. Öyle bir saçma sapan bir olay. Neden yapılmış, nasıl yapılmış, niçin yapılmış? Gerçekten anlam veremedik. Evet arkadaşlar, araba kapı oldu. Mesela bizim yaptığımızı sorguluyorlar insanlar. Böyle şeyler yapmıyoruz. Kesinlikle böyle bir macun mantığı bize yok. Zaten ben böyle macun çekersem onu zırpalayamam. Ömrüm yetmez. Yaşlı olduğunu kabul ettin yani sonunda. Yok lan, ömür yeter mi bunu zırpalamaya? Nasıl bir hırs varmış bu adamda? Nasıl bir zevk varmış? Nasıl bir kafa varmış? Nasıl zırpalamış o kadar çok? Ya cidden 2 milim falan var yani. Ne 2 milim? Bak burası 1 santim. Vardır, onlar vardır. Ben bir saniye. Ama mesela tavana bakıyorum da... Acaba araba kaza... Şey, falan mı attı da baba o kadar macun çekti, üşendiler şey yapmaya, kapı atalım. Yani şu anda çok da belirli olmuyor. Çukurluklar var, evet. Ama böyle kaza kadar değil. Var bir sıkıntı ama. Bak. Yapacak bir şey yok. Bizim işimiz bu sorunları çözmek. Allah'ım iyi. Bak. Neden bu kadar macun çekti? Orası komple. O zaman... Suyun biriktiği yeri görüyorsun. Evet. Orası da çukur. Orası da çukur. Bir... Zaten şurada... Şurası da çukur. Şurası var ya. Şurada şöyle bir şişkinlik var tam ortada. Bunun sırtı var. Bak, araba buradan kaynaklanmış. Tabii. Tamam, buradan eklenmiş. Bu araba... Şimdi bir de bu arabanın başına neler geldi. Öğreneceğiz, yavaş her şey piyasaya çıkacak. Tamam, biraz tamam değişmiş arabada. Ama buna da uğraşmaya adam ister mi tabii? Bir gözüm korkmadı değişim be yani. Düşündüğümden daha uzun sürecekmiş gibi geliyor bu araba bana. Çünkü biz daha buralar keseceğiz, arabayı kastımlayacağız. Kastımlamadan önce düzeltmemiz gerekiyor. Lastikler 2.55 konacak. Ön ve arka değil mi? Evet. Ön ve arka 2.55 konacak. Fatih abiyle itibat halindeyiz. Ankara'da Fatih Genç, klasik arabalarla lastikleriyle ilgilenen abimiz sağ olsun. Bilgilerini ve tecrübelerini bize esirgemiyor. Her zaman aradığımız zaman gece yarısı bile olsa açıyor, bilgi veriyor. Peki bu arabanın içine bir şey yapılacak mı? İçini VIP bir yapan bir arkadaşı varmış sahibinin. Hı hı. O komple siyah çevirecek. Oo. Ben koltukları alıştıracağım yerine, yeni koltukları. Çünkü araba tek kapı olacağı için. Hı hı. Arabayı ileri geri alıp arka koltuğa binilmesi lazım. Tabii canım. Araba iki kişilik, yani iki kişilik olması gereken arabayı dört kişi yapacağımız için